Herkese merhaba. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Minecraft Tek Blok Skyblock'a devam ediyoruz. En son kaldığımız bölümde yağmurun bitmesini bekleyeceğimi söylemiştim fakat yağmur bitmiyor. Biraz bekledim. Ben de boş boşuna beklemek yerine biraz daha kazı yapalım dedim en azından boş kalmaktansa. Şimdi şu yerimize girelim. Hatta kapı da açık dursun. Şuradan kazmaya devam edeyim ben. Evet, ben biraz kazıyım arkadaşlar o zaman. Ondan sonra geri dönerim. Bu arada arkadaşlar bir tilkimiz oldu. Ufak bir kar tilkisi. Ağzına da kömür almış. Şimdi bunu nereye koyabilirim diye düşünüyorum. Fakat şu an bunu alacak hiçbir mekanizmam da yok zaten. O nedenle şu an için pek bir şey yapamayacağım. Onunla ilgili. Bu arada aletlerim kırıldı. Onları bir baştan yapayım ben. Evet, aletlerimi yaptım. Karnımız da acıkmış. Şöyle birazcık karpuz yiyelim. Tamam. Karpuzu tekrar buraya koyayım. Yağmur da durdu bu arada. Şimdi ben birazcık daha kazı yapayım. Ondan sonra bugün neler yapacağımızı konuşuruz. Evet arkadaşlar, biraz kazdım. Şimdi buradan değişik bir ses geliyor. Evet, şöyle bir bunun ismini şu an hatırlayamadım. Böyle bir yaratık doğmuş. Bunu öldürelim. Bakın başka çıkan bir şey var mı? Görünürde yok. Şimdi güneş de doğuyor. Bakalım tepede de herhangi bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Ben şu malzemelerimi yerleştireyim. Sonra geri döneyim. Evet. Arkadaşlar eşyalarımı yerleştirdim. Şimdi bugün ne yapsak diye düşünüyorum. Malzemelerimiz az da olsa var. Biraz el avucu gelmeye başladık yavaş yavaş. Ve bu nedenle biraz alanımı genişletmek istiyorum. Şimdi ahırımız biraz geçen hafta yaptığımız bir plan vardı. Geçen bölümde daha doğrusu. Bu arada otomatik zıplamayı kapatalım. Şimdi ahırı şöyle yapmayı düşünüyorum. Bu mesela yakında bir alan. Sonra bu bir koridorla ilerleyecek uzakta bir alan. Onun yanındaki yakında, o uzakta, öbürü yakında şeklinde. Bunu yapabiliriz. Böylece şuradaki alanımız biraz daha açılmış olur. Bununla beraber hani şu alanımızı da biraz genişletmek istiyorum açıkçası. Çünkü oldukça dar. Fakat yeterince malzemem var mı? Onu da düşünmemiz gerekiyor. Ve hepsinden önemlisi ağaç dikmemiz gerekiyor. O zaman önce şöyle bir ağaç dikelim. Ormanımızı hazırlayalım. Toprağım yeterince var. Biraz basamağım var. Basamak lazım olacak bu arada fakat odunum bayağı azmış. O zaman şöyle yapalım. Cobblestone'u da harcamak, kırık taş harcamak istemiyorum. Tamam, elimizdekiyle şöyle ufak bir alan yapalım. Oraya bir ağaç dikelim veya birkaç tane. Şimdi şöyle buraya yakın olsun istemiyorum. Buradan yapacağım. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5 diyelim şöyle. 5 mesafede olsun. 1, 2, burayı boş bırakalım. Böyle olsun. Şöyle. Bu şekilde
yapacağım. Bir mi oldu? Aslında şurası iki olsa daha iyi olur. İki boşluk bırakalım. Fidan düşünce toplaması zor olmasın. Aşağı düşmesin fidanlarımız. Şimdi sanırım bir ağaçlık yer ancak yapabileceğim. Evet, bir tane arttı. Güzel. Bunu da şöyle değerlendireceğim. Şimdi toprağımı alayım. Hatta şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alalım. Gerisini koyalım. Düşersem falan. Şimdi şöyle. Minecraft'ta büyük ağaçlar çıkıyor bazen. Böyle dallı budaklı. O ağaçları toplaması zor oluyor. Onların çıkmasını önlemek için 7 blok üzerine bir blok koymak gerekiyor ağaç fidanların. Şimdi onu yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya bir tane fidan koyacağım. Şimdi şu toprakları. Evet. Tamam, şöyle inelim aşağıya. Tamam, çok güzel. Hiçbir toprağımızı da kaybetmedik. Şimdi ben bir ağaç dikeyim buraya. Şöyle. Kemik tozum da varmış. Hatta şöyle kemik tozuyla biraz destek verelim. Evet, çok güzel. Bunu bir toplayayım ben. Şimdi bunun fidanları düşerken ben yanına bir ağaçlık daha yer yapayım. Veya iki ağaçlık. Bilemiyorum ne kadar malzemem çıkarsa artık. Şimdi iki boşluk kalacak her ağacın arkasında. Yanında 1, 2, 3, 4, 5 şöyle. Ben bunu yapayım. Ve geri döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İki ağaçlık daha yer açtım. Şuraya malzemem yetmedi. Bu arada üstlerini de huş basamakla kapattım. Şimdilik böyle olsun. Daha sonra malzemem olunca buraları iyice genişletirim. En azından şöyle bir toprak ağaç kaynağımız olsun. Şimdi ben biraz daha kazı yapayım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar pandamız oldu. Hayırlı olsun. Şimdi bu pandayı ne yapacağım hiç bilmiyorum. Öldürsem mi? Hayvanlarımıza zarar verir mi acaba ya? Gördü üstümden. Üstümdekiler de böyle. Kazıdan çıkanlar. Bunları da boşaltalım hemen şuraya şöyle hızlıca. Bir sandık düzenlemesi de yapmamız gerekecek. Bir de tavşan çıktı bu arada. Fakat tilki sağ olsun tavşanı anında yok etti. Şimdi ağzına da benim bir tane o kütüğümü almış. Şimdi bu arada şunu fark ettim. Bir tane su kovası, iki tane de buzum var. Yani sınırsız su yapabilme imkanım var. Bunu da yapıp aslında bir tarla başlatmak iyi olabilir. Bakayım. Tarla için malzemem var mı? Onu da bilmiyorum ama karpuzum var. Karpuz tarlası, havuç tarlası yapabilirim. Buna girişelim o zaman. Şöyle biraz cobblestone alayım. Şöyle. Bunları üçlü yapacağım. Daha doğrusu basamak yapacağım. Kırık taş basamağımızı yaptık. Daha sonra buraya şöyle hatta şöyle yapalım. Şu suyumu alayım. Şuradan suyu bırakalım. Ve buradan aşağı inip toprakları kaybetmemek için şöyle bir şey yapacağım.
Orayı uzatacağım tabii. Suyumu aldım. Koyayım şöyle emniyete. Evet, şimdi topraklar şöyle yapsam. Burası basamak oldu. Şöyle yapsam, değil mi? Ne oluyor? Ha, tilki bağırıyormuş. Pardon. Ses duydum da. Şimdi bildiğiniz gibi su dört tarafına da dörder blok verebiliyor. Islatabiliyor. O nedenle şöyle 3 tam ortaya su koyacağım. Bu 4 oldu. 3 4. Yani şuraya su koyacağım. Şöyle göstereyim. Şuraya su koyacağım ve dört tarafa da 1 2 3 4. 4 blok genişleteceğim burayı. 2 3 dakika. 2 3. Ha, bir tane şöyle şuraya koyacağız. İki, üç, dört. Tamam. Ben şimdi burayı tamamlayayım. Geri geleyim ondan sonra. Arkadaşlar, tarlayı bitirdim. Anlattığımdan ufak bir değişiklikle yaptım. Ortaya dörtlü bir su alanı koydum. Ve biliyorsunuz elimizde iki tane buz vardı. Bir tane de bir kova su vardı. O suyla bir tane buzu kullanarak sınırsız su kaynağı yaptım buraya. Dörtlü. Böylece istediğimiz kadar buradan su alıp kullanabileceğiz. Burada her tarafa dörder blok açtım. Hepsini de çapaladım. Gördüğünüz gibi büyük bir kısmı ıslandı zaten. Çok az bir miktar kaldı. Şimdi şu kenarlara da bir sıra koruyucu olarak bir sınır çizmek istiyorum. Hem mahsullerimiz aşağı düşmesin diye hem de biz düşmeyelim diye. Şimdi onu yapıp geleceğim. Arkadaşlar, burayı da tamamladım. Bir tane ağaç çıktı. Onu kırdım. Ondan çıkan malzemeyle bunun etrafını böyle sardım. Şurada da birkaç eksik parça vardı. Onları da tamamladım bu arada. Şimdi bu tarlaya elimizdeki malzemeleri, tohumları dikelim. Şimdi bir tane havucumuz var. Havuç dikmek istiyorum. Havuç yeriz yani. Havuç en çok yiyeceğimiz şey olabilir şu an. O nedenle şuraya bir tane havuç dikiyorum. Ve başka karpuz dikebiliriz. Kabak dikmeyeceğim. Şu an için kabağa pek ihtiyaç duymayacağım çünkü. İleride köylüler falan olursa onlarla takas yapmak için karpuz, kabak yetiştiririz. Şimdi karpuzu şuraya dikeceğim. Çünkü karpuz bildiğiniz gibi etrafına çıkabiliyor. Hani bunu sınırlayacak sadece tek bir bloğa çıkabilecek şekilde tabii ayarlayabiliriz tarlayı ama şu an için gerek yok. Zaten elimizde fazla bir tohum yok. Bir tane havucumuz vardı. Bir de onu diktik. Birkaç tane karpuz dikebilirim fakat elimdeki karpuzlardan tohum çıkarıp bunları kullanabilirim. Hatta şöyle şu sırayı komple 2, 3, 4, 5 tane daha çıkarıp bunları dikebiliriz. Bu arada biraz önce ağaç çıktı dedim. Ben bu ağacı şeyle çıkardım. Onu yanlış söyledim. Kemik tozuyla çıkardım. Şurada iki tane de kemiğim kaldı. Bunları da karpuz tohumlarını büyütmek için kullanmak istiyorum. Şöyle şuraya basalım. Bunlar yetişsin en azından hızlıca. Büyüyebilsinler karpuzlarımız. Evet, bitti. Neyse. Elimizde bu kadar vardı. Kullandık. Şimdi şu arkadaş rahatsız ediyor. Bunu öldürmek istiyor muyum? Onu düşünüyorum şu an. Tilkimiz de burada. Yani öldürebilirim. İçinden balık çıkıyor. Şuraya bari. Şuraya bir tane de tavuk lazım bu arada. Elimde hiç yumurta var mı? Ona bakayım.
Burada göremiyorum. Burada da yok. Neyse. Bunu ne yapabilirim? Bunu bir yere hapsedebilirim. Şimdilik ama ne yapacağım hani? Kutup ayısını nerede kullanacağım onu düşünüyorum. Bilemiyorum şu an. Bunu şimdilik bir bota koyarsam iyi olabilir. En azından ortalıkta dolaşmaz. Hatta tilkiyi de koyarım. Şöyle iki tane bot yapayım. Şöyle. Şimdi seni bota alalım. Beni düşürürsen çok kötü olur be. Hadi şuraya kendi isteğinle otur. Hayda. Düşeceğim şimdi aşağı. Sen düşeceksin. Peki. Bakayım aşağı düşmeden kurtarabilecek miyim seni? Yapacak bir şey yok. Gitti aşağı arkadaşlar. Bu arada o zaman tilkiyi de öldüreyim. Tilki de burada rahatsızlık veriyordu. Evet, şimdilik orada ağacımız çıkmış. Şunu da alayım. Böyle sandığımızı atalım. Ağacımızı da toplayalım. Alanı da tamamlarız. Tamam. Şimdi hemen şöyle bir meşe basamak yapalım. Şurayı tamamlayalım. Bakalım bu da evet 2-2 her tarafa 2 olacak şekilde ayarlandı. Hatta elimde yeterince malzemem var sanırım. Şurada da varmış. Bir ağaçlık daha yer açabilirim sanırım. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da koyacağız. Bu arada bir yatağımız olsa çok iyi olacak. Yanlış koydum. 1, 2, 3, 4. Ha şurayı tamamlamamışım. Evet tamam. Çok güzel. Hemen bir toprak alıp elimdeki fidanı da dikmek istiyorum buraya. Arkadaşlar güzel gelişiyoruz bence. Hatta karpuzumuz da çıkmış. Karpuzu da toplayalım. Oh. Şunu da çapalayalım. Güzel. Açlık sorunumuzu hallettik. Tarlamızı yaptık. Ağaçlarımızı dikiyoruz artık. Şuradan bir fidan daha çıksın. Evet, şunu da şuraya dikelim. Şimdi bir sonraki bölümde ben bölüm arasında biraz ağaç toplayacağım. En azından şöyle yarım stek veya bir stek kütüğüm olmasını istiyorum. Bu kütüklerle şu ahırımızı genişleteceğiz. Böyle yapalım o zaman. Bu bölümde burada bitsin arkadaşlar. Hatta şuraya şey koymamışım. Onu koyayım. Ondan sonra bitirelim. Toprak ver. 7 tane toprak. Şunu alayım bir de. Hay Allah yanlışlıkla. Şöyle. Burada büyük ağaç çıkmasını istemiyorum. O nedenle böyle yaptım. Şöyle topraklarımızı da alabilirsek. İnşallah aşağı düşmezler. Tamam. 5, 6, 7. Çok güzel. Tamam. Şurada biraz karanlık gibi.
Ona bir çözüm bulabiliriz ama artık onu sonraki bölümde bakacağız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada son bir şey söyleyeyim. Köpeğimizin adını da Kartopu koyduk. Bu ismi arkadaşım önerdi YouTube'da. Rıfat. Tanıyorsunuzdur belki. Rıfat'ın önerisini, isteğini de kırmıyorum. Köpeğimizin adı da Kartopu oldu. İsim etiketi falan çıktığı zaman ileride ismini de vereceğim buraya. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar hoşça kalın.